Thank you.
too much oldu. Nefis. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Hakikaten benim eski dostlarım, eski arkadaşlarım, kardeşlerim diyeyim yani. Mine benim kardeşim. Evet. Behzat mıydı sizin? Behzat. Behzat benim o da şeyden, sektörden. Sektörden. Yani, sektörden. Bak, sinyali veriyoruz biz. Evet. Kopacağız biz, sen bizi idare et, tamam mı? Yani gerçekten benim... Peki ya ben de sizle koparsam ne olacak? Ya, o zaman da işte İsmet mükemmel falan devreye... Hazırsınız değil mi çocuklar? İsmet de sıkıntılıdır ağzını söyleyeyim. Neyse Selo burada çok sakin, olgun. Evet. Selo bana bakıp içten içe gülüyor Ercan ya. Anlamadım. O İlker ona bir şey söylüyor orada. Ha. Bizim şef ona bir şey söylüyor kulaklığına. Ha, kulaklıktan dolayı gülüyor. Ha, bak diyor nasıl giymiş Behzat Uygur falan bir şeyler. Abi şeye güldüler. O günahımı sen çek bölümünde alsana mikrofonu dedin ya. Ben aldığım anda cesaret edemedim, giremedim. Bıraktın mı tekrar? Bıraktım tekrar abi. O da ekrana yansıdıysa hakikaten ben rezil oldum yani. Ya o kısmını yapabilir miyim neyse sadece? İçinde evet, kalıp. Lütfen. Yap. Hayır, ama sen söyle. Ben de günahımı sen çek diyeyim tekrar. Tamam. Mesela olmayınca olmuyor bak üstüne gitmemek lazım. Ben bunu söylerim abi. Demin söyleyecekmiş gibi hissettim. Oğlum bu programa gelirken insan her şarkıyı söyleyecekmiş gibi geliyor. Ama şu duruma bak. Beni şu duruma düşürme. Bak sen tiyatrocusun. Bir hayatım biliyorum. Çok iyi bir aktörsün. Ama sana kimse bir şey demez. Rahat ol sen. Ya, rahat söyle ya. Canım kardeşim gaza geliyoruz. Söylüyoruz. Sonra eve gittiğimde seyrettiğim zaman. Günahımı sen çek. Zirvedeyken bırakacaktım. Çok iyi bir tane. Orada bir devam etmeseydim orada. Ya bana çok kızıyorlar. Gülmesen Ercan Saççı diye programla ilgili aldım. En önemli eleştiri bu. Gülme Ercan Saççı diyorlar. Ercan ya. Sen erkek Sabah Tümer oldun artık abi. Öyle demeyeydin iyiydi ya. Sabah güzel sen, gülüyor abi. Abi senin onun kahkahası güzel. Benimki... Yok. Ben sana bir gül kötü abi. Yani, kötü gül abi. Galiba. Benim gülmemi değiştirmem lazım. Nasıl değişir onu da bilmiyorum. Bunun hocası vallahi falan. Valla melodik yapısı nedir bilmiyorum senin gülmeni. Yapmacıkla gülemiyorum. Böyle içimden... Bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hoş dedik. Hoş bulduk. Refik Fersan'ın Hicaz Peşrevi'yle başladık son teslimiyle. Evet. Arkasından rahmetli sanat güneşimiz Zeki Müren'in şahane bir eseri. Hicaz bir eseri. Söz müzik Zeki Müren. Evet, Zeki Müren'in de... Bana bu şarkıyı sevdiren, gerçekten yani yıllarca söylenmiş bir şarkıdır ama Mine Geçili'dir. Ah çok teşekkür ederim, ne mutlu bana. Mine ile ilk bizim, yani Mine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'ndan benim kardeşim. Ama Zeki Müren şarkıları bir albüm beraber başladık, yaptık yani evet. Daha doğrusu. Sonra neyse sonrasını boşver. Aynen öyle. Ben de şimdi bunu merak ederim program boyunca sonra ne oldu diye sorarım ama boş ver. Biraz az sonra anlatacağım tamam. Onu. Gerçekten Zeki Müren'in inanılmaz eserleri var. Yani çeşitli şeyler de anlatılır bu eserlerin nasıl yapıldığında, hangi dönemlerde yapıldığında evet. Vesaire ama müthiş eserleri var. Zeki Müren'in de etkilenebileceği daha doğrusu arkasında çalan acayip bir ekip var. Yani... İşte Şükrü Tunarlar, aklına kim geliyorsa o orada yani Türkiye'nin en büyük bestecileri dediğimiz şu anda üstadlar orada. Dolayısıyla şahane şarkılar yapmış Zeki Müren. Ama bu Aldattın Beni, beni benden alır. Gerçekten özel bir şarkıdır benim hayatımda. Bir rahmetli Ziya Taşkent'in Ne Gelen Ne Sonar var Hicaz'da, onu çok severim. Bir hiç de bunu sevmezsin Hicaz çünkü. Hicaz seven müzisyen olur ya. Bizim Hakan Altun'la da şarkımızdır bu. Evet. Yani sürekli dinleriz hakikaten.
ağzına, gönlüne sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Senin için şöyle söyleyeyim, gıyabında yüzüne söyleyeyim şimdi. Hı hı. Türkiye'de Türk müziği söyleyen, yaşayan, bana göre hani en iyi ses desem çok iddialı olur, kırılanlar olur ama bana göre öyledir. Ben hiç saklamam. Çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir sessin. Gerçekten inanılmaz bir yorumcusun. Allah vergisi bir yorumun ve sesin var. Defalarca seninle çalıştık. Defalarca. Evet. Her birçok programda evet. Oturduk, şuralarda meşk de ettik. Ama bunu çok akustik seyircisinde görmesini istedim. Çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra bir Rast Saz Semaisi yapacağız. Hı-hı. Behzat Bey'in yeni bir besteniz de o. Evet. Evet. Saz Semaisi yapmış Behzat Uygur. Evet ya, bir gün canım sıkıldı. Ben niye yapmayayım demiş. Yani bir deneyeyim dedim, oldu. Yani. Oldu. Olduysa problem yok. Aynen oldu. Ya bu pandemi döneminde çok şey değişti yani. Ya güldürme beni ya. Pardon, kızıyorlar bana. Tamam, ya. Ya nasıl gülsem ya? Nasıl sen gülsem? Sen gülsen sen güzel gülüyorsun. Sen efekt yap. Gül bakayım ben yap. Sesle gül bakayım. Bak bu içine gülenlerden. İçine gülen, ay gülemeyeceğim diye onlardansın sen. O da güzel ama. Ercan gül, boş ver ya. Gülmeye geldik buraya. Aynen öyle. Güzel şarkılar dinleyip, şimdi, beni de çok şanslıyım, şimdi, güzel bir sesle Behzat denk getirdim, güzel bir şeyler Behzat söyleyeyim Uygur, ben. Behzat Uygur çok önemli bir tiyatrocu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten aile boyu bir de yani. Evet. Uygur ailesi, başta rahmetli analım Necat Uygur babamız. Uygur. Hakikaten o Türkiye'de sadece Behzatların değil birçok kişinin babasıydı. Babası, yani, evet. Müthiş bir adamdı. Yani ben tanışma şerefine erişmiştim. Ne şanslısın. Necat baba ve onun hani teçhizatından geçen oğulları bu işi sürdürüyor. Biraz sonra onunla ilgili konuşacağız. Neler yapıyorsunuz diye ama ben böyle sıcağı sıcağına bir tane daha böyle bir Yaşar Güven'in bir çaresizim. Hangi makamdı? Gene Hicaz. Bu gece, çok severim ama. Bu gece çok Hicaz. Bu gece çok akustik, çok Hicaz olacak. Çok Hicaz. Peki bir şey söyleyeceğim. Bununla ilgili böyle bir darbuka taksim ister misin? Çok iyi olur. Dört ses. Dört ses. Ne yapalım, bir deney artık. İsmetimizden güzel bir şöyle bir yağlamalı garipli. Yokluğuna artık güneş.
Ne yaptın be arkadaş? Vallahi ya. Hiç. Erzan, Türk filmlerinde şöyle bir replik vardır ya. Birbirlerini çok severler, çok mutludurlar. O kadar mesudum ki bize bir şey olacak diye çok korkuyorum diye devam eder. Ya o kadar mesudum ki şu anda dinlemekten. Ah ne mutlu bu. Yani normal hayata döndüğümüzde, müzik kanallarını açtığımızda maalesef bize bir şey olacak diye çok korkuyorum. Canım benim. Ya bir şey söyleyeceğim. Benim de en büyük lüksüm. Hı hı. Şu an. Çünkü bir program yapıyorum. Bu programı işte
yapıyorum ve sunuyorum. Ama ya benden keyiflisi olamaz. En sevdiğim sesler karşımda, şarkılar istiyorum. Dinliyorum yani. Çok eşlik ediyor. Güzel. Çok güzel. Onun için gerçekten özellikle değerli sesler müthiş şeref katıyor bize. Mine biraz önce söylediğim gibi tekrarlayayım. Gerçekten yaşayan en önemli seslerden Mine Geçili. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu seni, bana. Seni tanımayanın kalmaması lazım. Bak gerçekten yani olağanüstü bir yorumun, sesin. Şu an bir de sen biliyor musun Mine ikiz annesi. Aa, evet. 2,5 yaşında ikizleri var. Maşallah. Ezo ve Zeyda. Bu arada Mine'nin Ezo eşi senin. De benim çok eski arkadaşım konservatuardan. Udi'dir, Hüseyin Bitmez. Hakikaten yıllarca onunla da Hüseyin'e de biz çalıştık. Hem bestekardır hem iyi Udi'dir. İyi de söyler. Peki söylemek istemez, ben zorla söyletirdim evet, Hüseyin'i. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla hani Mine ile hem bu şekilde tanışıyoruz. Arkadaş bir de insan şöyle bir şey oluyor mesela, seninle ilgili de yaşıyorum bunu. Sizin tiyatrolarla ilgili işte yaptığınız çeşitli tiyatro oyunları sahneye koyuyorlar. Hı hı. Pandemide bile yani gözlerimle görüyorum hakikaten. Hani yokluk lafı çok abartılı olabilir ama öyle bir mücadele ediyor ki Uygur gösteri diyeyim. Yani sadece Behzat'ı söylemiyorum. Tabii, tabii ki. Öyle bir mücadele ediyor ki para kazandıklarını, para kazanmak için yaptıklarını hiç düşünmüyorum. Onu gördüm zaten. Gerçekten bu geleneği yaşatmak, halkla buluşmak, babadan kalan o şeyi taşınmak, gezdirmek, dolaştırmak, anlatmak. Bununla ilgili verdikleri mücadeleyi de çok yakından takip ettim. Ama bu aralar mesela bir gösterileri var, Hey Gidi Günler diye. O Hey Gidi Günler'de hatta bizim şef İlker de onlarla birlikte çalıştı. Şöyle anlatmamda mahsuru yok herhalde. Yok yok ne demek. Müthiş yani. Eğer izlemeyen varsa o gösteriyi devam ettiriyorsunuz değil mi? Onu da devam ediyoruz. Süt Kardeşler'le birlikte eş zamanlı olarak gidiyor o da. Hey Gidi Günler başka bir özel gösteri oldu. Orada biz de şarkı söyledik. Yeşilçam sahnede. Yeşilçam sahnede şu anda beklemede ama. Süt Kardeşler'in müziğini ben yaptım. Evet. İşte bu. Sağ olsun vallahi bir dedim Ercan'cığım senin bu hiç düşünmeden yaptı. Tabii ve oyunumuza büyük katkı sağlıyor. Çünkü açılışta finalde enerjisiyle Süt Kardeşler devam ediyor. Hey Gidi Günler beni çok ilgilendirdi. Çünkü aslında müzikal bir gösteri ama beni en ilgilendiren şey. Ben şeyi çok severim ya. Ben mesela eski Türk filmlerini izlerken 50 kere izlerim. Filmi zaten ezberlerim. Siyah beyaz filmleri. İşte kastı bilirim. Diyalogları karşılığı. Hepsini bilirim. Ama ondan sonra bir daha izlememde de eski İstanbul'u izlerim. Şunu izlerim. O oradaki balıkçıyı görürüm. Manavı görürüm. Yani beni çok etkiler bu doku diyeyim. Doku, evet. Hey Gidi Günler'de de aslında geçmişten bugüne kadar, bugün de dahil o Hey Gidi Günler'in içine, bir şeyler anlatıyorlar. Anılar. Babayla ilgili vesaire. Ya böyle bir şey mümkün mü burada yapman ya? İstesem. Ne demek yaparım tabii ki. Yani arkadaşlar. Şimdi Süheyl yok. Süheyl yok ama o Hey Gidi Günler. Bizim ekip bunu ama İlker biliyor. İlker az çok biliyor. Arada bir oradaki hikaye. Hey Gidi Günler aslında yani çok minicik bahsedeyim. İşte bu pandemi döneminde sosyal medyada işte bu eski fotoğrafları paylaşıyoruz ya. TBT dedikleri işte biz ona HGG dedik. Güzel yani Türkçe karşılığı Hey Gidi Günler diye. Ve o fotoğrafların da hikayelerini altına ben yazıyordum. Yani gerçekten iyi hikayeler var orada. Abi o iyi hikayeleri anlat işte. O hikayelerden yola çıktım. Birazcık dünle bugünü karşılaştırıyoruz o gösteride. Vallahi hikaye çok ve bir güzel tarafı sizin bu mesleğin güzel tarafı. Abi eskiye döndüğün zaman bana bir şeyler anımsatan iki tane olgu vardır. Birisi kokudur. Koku. Evet, koku hafızası. Ha, koku hafızası. Birisi de müziktir. Tamam, yani ve bizim birçok hikayemizin de şarkısı var. İçinden şarkılar geçen hikayeler bunlar. Ne güzel. Onlardan anlatayım. Mesela senin aklında olan bir şey varsa ondan başlayalım. Ya şey ben mesela ben biliyorum tabii bunları her oturduğumuzda meşk ettiğimizde de daha farklılarını da anlatıyor. Kütüphane gibidir Behzat Uygur gerçekten. Mesela Necat Baba'nın Tanju abiyle rahmetli, ikisi de rahmetli, inanılmaz anıları var. Çok anıları var. Ama o, yani onlardan bir şey, mesela arkasına da belki bir şey bağlarız. Tanju abinin şarkılarına bağlarız belki.
Vallahi şahane. Programdaki olur. Bir Süheyl yok. Ben siz lütfen yani ben tek başıma söylemeyeyim. Ya şimdi bizim o bitmek bilmez anılarımız var. Ve bu anılarda hepsinde bir şarkı var ve çok değerli isimler var bu anılarda. Şimdi biz Tanju Okan hayranıyız. Hepimiz, herkesin çoğunluğu. Hepimiz hayranız. Ve gençlik böyle 16-17 yaşlarındayız. Bizim birçok anımız da İzmir'de geçti. İzmir fuarında gittiğimiz zaman bir ay kalırdık İzmir fuarında. Böyle gülerdik, eğlenirdik. Ne anılar yaşardık orada. Yani zaten gösterinin birçok kısmında da anlatıyoruz. Yani çoğunluklu olarak İzmir fuarında çocukluğumuzdan beri yaşadığımız anılar. İşte onlardan biri senin de o bahsettiğin. İzmir fuarında bütün sanatçılar... Vapurla dönerdik. Pazar günleri bir vapur vardı. Kaç yaşındasın o zaman? Abi işte o zaman 15 yaşında, 16 yaşında. Necdet Uygur Tiyatrosu'nda. Necdet Uygur Tiyatrosu'nda hep biz görev aldık ama. Minder sattık, dekor taşıdık, küçük küçük roller aldık. Yani doğduğumuzdan beri, hatta doğduğumuzda bile rolümüz varmış. Çünkü ben annemin karnında sahneye çıkmışım. Yani, ne güzel. Yani sen Süheyl ile Suhan'ın doğumu da ilginç Ercan. Sen onu biliyor musun? Bilmiyorum ya. Ya şimdi Süheyl ile Suhan, araya sokayım. Süheyl ile Suhan... Samsun'la dünyaya geldiler. Babam... Sen de Adana'da. Ben Adana'da. Hepimiz turnelerde dünyaya. Hep turnede doğmuş bu çocuklar. Birisi Antakya'da. Vallahi bak. Tabii turne çocuklarıyız biz. Turne çocukları. Ne arıyoruz biz? Olmadı. Yok olmadı. şimdi babam Samsun'da... babam Samsun'a yakın bir yerde oynuyor. Bu araya soktuğum hikaye. Annem de mecburen doğum yapacak Samsun'da kalmış. Başka yerde hastane yok. Kadın tek başına doğum yapacak. Fakat babamın aklı oyun oynarken annemde doğum yaptım, yapacak mı, ne oldu, ne bitti filan diye. Oyun oynarken böyle haber almak için de bir taraftan kulise gidiyor, geliyor, ne oldu filan diye. Oyunun böyle bir saat geçiyor. Kuliste teknik elemanlardan bir Neşet abi diyor. Babam oyun oynarken çaktırmadan geliyor. Ne oldu lan diyor. Bir oğlun oldu diyor. Oh diyor. Bir oğlum olmuş diyor. Babam da tülahçı. Seyirciyle paylaşıyor. Seyirci gülüyor. Oyuna devam ediyor. 15 dakika 20 dakika geçiyor. Sağdan birisi geliyor. Ne oldu abi diyor. Bir oğlun oldu diyor. Oğlum biliyorum daha önce oldu. Yok abi ikiz diyor. Babam seyirciye dönüyor böyle yapıyor. Spotları kapatın. Niye diyorlar tamam mı? Işığı gören geliyor. Çok güzel. Allah rahmet eylesin ya. Hepimiz böyle turnelerde büyümüşüz. İşte hayatımız geçti. Ailenin yarısı Karadenizli, yarısı Adanalı, bir kısmı Antakyalı falan öyle yani. Bildiğin mozaik. Bir dönem memur çocuğu gibi. Aynen. Ya bu... Yani hani o dönem öyle varmış da. Memuriyette bu kadar olmuyor yani. De bu bayağı... Çok dolaştık yani. Evet. Çok dolaştık. Ama tabii o başka bir şey. Beş kardeşiz. Evet. İzmir fuarında dönerken ben 15-16 yaşındayım. Tanju Okan hayranıyız hepimiz, herkes gibi. Ben bir gitar bulmuşum. Gitarı da çalamıyorum ama çalıyormuş gibi yapıyorum. Saçlar böyle afro, o zamanki kıvırcık saçlar falan böyle. Böyle vapurda... Al yap bakayım bir. Yapama bakayım. Yapamazsam yapamam. Al yapama. Yani vapurda almışım gitarı böyle. İşte Tanju Okan'ın şarkıları var. Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Tam çevremde de arkadaşlar falan var. Biraz oyunculukta olduğu için yediriyorum onları. Kız tavlayacaksın yani. Yok öyle bir şey yapmam ben. Tabii ki kızları da etkilememiz lazım. O zaman. Yani o zaman. Gemide, şimdi söylemiyorum. Gemide yani. Bak ben o zaman Akdeniz akşamları çıkmadığı için onu söylemiyorum. Yok o zaman biz kadını falan söylüyoruz tamam mı? Böyle bu söylemeye çalışırken bir ses duydum orada. Ne yapıyorsunuz burada diye. Ulan kafamı bir kaldırdım. Tanju Okan. Allah dedim Tanju Okan ya. Oğlum dedi öyle söylenmez dedi şarkı dedi. Şarkı böyle söylenir dedi. Şimdi hikayeye bağlayayım. Ben gene söylemeye çalışayım. Siz de eşlik ederseniz. Ederiz tabii. Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya, her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kadınım. Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme. Yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen ra 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 ri ra 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 ri ra 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 ri ra 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 ra
kadının. Ra 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 ri ra 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 ri la 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 la. Tanju Okan bu şarkıyı söyledi abi. Gemi yıkıldı. Oh be abi. Ne güzel. 15 yaşındayım abi. Tanju Okan. Tanju Okan'da Neşat Baba'nın dostu bir başka. Sonra biz İstanbul'a gittiğimiz zaman o uzun turnelerden sonra bazen Tarabya'da bir otelde kalırdık. İsmini vermeyelim. Ama herkes anladı zaten. Tarabya'da. Ve Tarabya'da o otelin yakınında bir balıkçı restoranına giderdik. Ailece böyle. Hemen hemen o balıkçı restoranı da hala var. Bir gün gene oturmuşuz ailece. Yemek yiyoruz. Tanju Okan girdi. Neşat dedi. Allah Tanju Okan geldi. Biz gene tabii Tanju Okan'ı görüyoruz. Ne yapıyorsunuz burada dedi. İşte balık gel dedi Tanju'cum otur dedi. Oturdu. Tanju abi baktı. Getirin dedi. Ne getirin dediğini herkes biliyor. Balık. Balık. Ayransız olmaz dedi. Ayran. Sonra başladılar Tanju Okan'la babam muhabbete. İşte... Hadi biri gidiyor, biri geliyor balığın. Biri gidiyor balığın, biri fer gidiyor, kalkan geliyor, istavrit gidiyor. Oho. Hadi diyor, diyor koy 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 diyor, şarkı yapıyor sonra. Daha sonra abi devam ediyorlar, su tüketiyorlar, sıvı tüketiyorlar. Sonra böyle 3 falan oldu saat, bizi gönderdi babam otele. Siz gidin dedi. Tanju abi de babam, biz gittik. Onlar devam etmişler sabaha kadar balık yemeye. Akdeniz mutfağı abi. Abi çok güzel. Akdeniz mutfağı. Sonra sabaha karşı Tanju demiş ben gideyim artık babam. Tamam otele gideyim. Otelden içeri giriyor babam. O gün de Fahrettin Aslan evlenmiş. Biliyorsunuz Allah rahmet eylesin Fahrettin Aslan gazinocular kralı. Ve böyle o dönem hele Fahrettin Aslan, olay magazinciler, o yok ama gazeteler, masteler herkes şey yaşıyor. Çok önemli. Şimdi babam otelden içeri giriyor, merdivenlerden çıkıyor asansörü bulamayıp. Hı. Ondan sonra kapıyı çalıyor, kapıyı bornozuyla Fahrettin Aslan açıyor. Yanlış o da. Şimdi babam görüyor Fahrettin Aslan'ı, Fahrettin Aslan babamı görüyor. Neşat'cığım diyor, hayırdır diyor Fahrettin Bey. Babam böyle yapıyor. Külahatçı ya. Fahrettin Bey, Allah biraz stok oyasın. Anında. Sonra babam ertesi gün tiyatronun kapısına bir ilan asıyor. O zaman sosyal medya diyor ki abi nereye yazsın söyleyemez. Bunca yıllık sanat hayatımda ilk defa perdemi açamıyorum. Sebebi dün akşam Tanju Okan'la birlikteydik. Oo, çok güzelmiş. Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam o günleri, yarınları unutsam. Seni gördüğüm günü sevdiğimi unutsam, bir başka dünya bulsam, içinde sen olmasan. Öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam, sadece bir rüya olsam, unutarak uyansam. Her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam. Şöyle bir şarkı geldi aklıma. Bak. Buradan geçiş yapar mı Ercan'a şarkıya? Geldi geldi. Haydi kaldır kadehini, yaslan arkana şöyle. Unut dertlerini, biz de birlikte söyle. Haydi kaldır kadehini, yaslan arkana şöyle.
unut dertlerini, bizle birlikte söyle. Besat, burası çok kolay. Ha. Sözler basit. Öyle mi? Lay diyor sadece. Sadece. Tabii ki her zaman hazır. Son. Lay, lay. Lay la lay la lay lay lay. Lay. Lay la lay la lay lay lay. Lay. Lay la 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 sordular sen neredesin? Nasıl derim terk ettin? Bırakıp beni gitti. Anladılar ki aşkımız bitti. Alay ettiler benimle. Sen oldun bunlara bak sebep. Gördüm ah onu, elinde erkek kolu. Rüzgar güldü halime, bir avuç su verdi elime. Biterse gözyaşım al dedi, doldur tekrar yerime. Abi oraları... Ben de aklıma böyle işte, Tanju Baba deyince aklıma neler... Gerçi bu Lay Lay, Dario Moreno söylerdi, evet, değil mi? Dario Moreno, çünkü benim bildiğim kadarıyla. Yani evet, İzmir'de yaşamış müthiş bir sanatçıydı. Evet, onun güzel şeyi vardı mesela, Kumsallar Boyun. Kumsallar Boyunca Bak. Onu o da Dario Moreno değildi o. Öyle mi? Değil. Yani Ercan, sana bunu hatırlatmış olmuyor ama değildi o Dario. O bak başkası, o çok çok severdim onu da. Dario Moreno'nun şey filmlerini seyrettin mi? Evet. Nasıl hikayeler? Çok güzel. Yani... Ya çok özür dilerim. Ben kendi fikrimi söyleyeyim, sonra senden merak tamam ediyorum. Arkadaşlardan da merak ediyorum aslında. Hı. Hani biraz önce söyledim ya, bu Türk filmlerindeki o mekanlar bile benim çok ilgimi çekiyor. Yani nedense ben o dönemlerde çok ufaktım ama o siyah beyaz 70'li filmlerde... Yine de böyle çok çok orada olmak istiyordum yani. Nedense çok böyle yaşamak istiyordum. Ya da bir özlemim var, bilmiyorum nedenini. Böyle çok retro güzel bir adam mıyım? Çok güzel. Şunu söylemek istiyorum. Behzat'la bizim sohbetlerimizde, hı-hı, Behzat'ın bile unuttuğu, o an hatırladığı o kadar Necdet Uygur ve Necdet Uygur'un dostlarıyla, arkadaşlarıyla ilgili. İşte böyle Tanju Okan olsun, Aysel Gürel olsun. Yani... Aklına kim geliyorsa, şimdi aklıma gelmiyor ama dinlediğimde ya böyle gidiyorum, bayağı bir tür filmi izlemiş gibi oluyorum. Behzat da çok güzel anlatır hakikaten hikayeleri. Ne kadar büyük bir şans anıları, ama o dönemi böyle güzel yaşamak, çok güzel bir aileye sahip olmak. Ya arkadaş, bunun yanında da Necdet yapacağınız işi...
tam yerinde pişmek ve bu kadar güzel anılara sahip olmak ve şimdi mesela oturup anlatıyorsunuz Tanju Okan diyorsunuz. Tabii herkesin idolüdür. Çok büyük bir sanatçı çünkü. Ben şimdi mesela şimdi senin dediğin gibi ben de şimdi şöyle dinliyorum anlatımınızı. Diyorum ki ya ne kadar güzel. O Türk filmlerinde de mesela o T sahne, o sazlar. Benim de hep böyle izlediğimde acaba ben de burada olur muydum? Nasıl bir duygu? Mesela ben kulisi çok merak ederim. Kuliste neler oluyor? O repertuarlar nasıl hazırlanıyor? Herkes işinin o arka tarafına bakıyor ya işte o kulis muhabbetleri. Ya da ne güzel diyor ki gemiyle hepimiz birlikte fuar çıkışı dönerdik. Ah orada nasıl muhabbetler, nasıl güzel şeyler dönmüştür. Şahane nasıl hakikaten. Hem de nasıl. Ya zaten mesela gösteride onları anlatıyoruz. Ama onları bugünle karşılaştırıyoruz. Bugünle karşılaştırdığın zaman eksik olan bir şey var. Her şey kötü değil tabii ki ama. Tabii ki. Yani ya o anlattığın sahneye masa kurulurdu Ercan. Yani ya sahneye masa kurulurdu. Oyundan sonra masada işte yemeği yapanlar Adile, Naşit, Gönül Ülkü, Necda Uygur, Çolpan, İlhan. İşte o sırada erkekler şey yapıyorlar, salata yapıyorlar. İşte ne bileyim Ahmet Sezgin, Sadri Alışık, Gazanfer Özcan, Altaner Bulak. Aklıma gelmeyen Ayhan Işık. İşte biz Kerem filan çocuğuz orada. Onlara bakıyoruz, seyrediyoruz. Ya mesela programda şey yapıyoruz. Şimdi bugün böyle bir masa kurmaya kalksak hani bu daha çok fenomenlerle onu programda anlatıyoruz. Burada anlatmayayım. İşler biraz değişiyor tabii ki. Şimdi cep telefonları vesaireler girdiği için herkes bir cep telefonunda selfie çekiyor. Önce gülüyoruz böyle birbirimize. Güldüğümüz tek an galiba o selfie'lerde kalıyor. Selfie çektikten sonra onu birden ciddileşiyoruz falan Instagram'da. Biraz buraya da gönderme yapıyoruz. Yani sadece orada kalmıyor. Ama son zamanlarda hani bu demin esprisini yaptık ya bu pandeminin değiştirdiği bir şey oldu. O samimiyet, o sıcaklık yavaş yavaş gençlerde de gelmeye başladı. Onlar da arıyorlar, seviyorlar yani. Şimdi bunları anlatacağız abi. Bilsinler. Bunları anlatacağız ki böyle bir bu dokuyu alsınlar abi o Yeşilçam dönemleri vesaire. Sen Yeşilçam seversin. Çok. Bir Yeşilçam şarkısı var mı aklında söyleyebilirim? Gelsin gelsin. Olmaz olur mu? Çok güzel. Yine bir... Birçok vardır da. Çok fazla gene şarkı var. Gene yiyeceğiz yoksa? Yok yok. Yine yiyeceğiz. Gerçekten. Ama olsun, yiyeceğiz ben olsun, bir olsun, Gönül Akkor hayranıyım. Oo. Hep bu şarkı Gönül Akkor'un sesinden hep benim kulağımda ve tabii ki Türk filmlerinde çok çok fazla dinlediğimiz. Bence sizler de çok... Böyle çok eşlik severim. Edeceksiniz ve çok seviyorsunuz. Bir zamanlar bir yer vardı bakmaz oldu yüzme diyeceğiz.
kalmış artık ondan bana ne. Duydum hasta yatıyormuş, ahım tutmuş kime ne. Son sözü de ismim olmuş artık ondan bana ne. Dönme bana sevgilim, kalbimde yoktur yerin. Dönme bana sevgilim, kalbimde yoktur yerin. Git görünme gözüme, belki de severim. 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 Bravo! En sevdiklerimden biri. Çok güzel. Ben de çok severim. Nefis. Çok keyifli bir şarkı. Şahane bir şarkı. Muzaffer Özpınar'ı da rahmetle, evet, saygıyla analım. Hakikaten müthiş bir esermiş ya. Ama artistik de hakkını nasıl veriyor şarkının, değil mi? Ya tam o filmlerdeki gibi. Yan karşımda Belgin Doruk oturuyor zannettim. Hakkını... Çok güzel, çok güzel. Ağzına sağlık kardeşim. Çok teşekkür ederim. Sen söyleyince her şey güzel oluyor ya. Ya çok teşekkür ederim, böyle demem. Tanıyorum. Bir Michael Jackson söyler misin mesela? Öyle... Var mı öyle şeyler? Niye güldünüz arkadaşlar? Bir şey söyleyeceğim. Peki bir o zaman... Mesela. Böyle bir şey... Öyle bir şey yok ama şöyle bir lakabım var. Her dilde şarkı söylemeye gayret ediyorum konserlerde mesela. Gerçekten? İşte. Evet. Fakat İngilizce şarkı asla söyleyemiyorum. Tavrı mı? Vücut mu almıyor? Bünye almıyor. Yok, almıyor. Olmuyor yani. Benden olmuyor. Benden olmuyor. Aa, anladım. Ama İbranice çok olur. Farsça okudum. Farsça olur. Yunan okudum. Yunanca Rum okudum. Arapça bizim, okudum. Tamam, bizim ama coğrafya oldu. Yani. İngilizce. Evet. Bizim ne abi İngilizce? Fransızca yok, var olmuyor. Mı? Fransızca da yok. Bir ara jötemi çalışıyordum, olmadı, o da tutmadı. Peki ben senden mesela hani böyle hakikaten can veriyorsun şarkılara. Yani ay, çok teşekkür. Böyle bir yorumu kaçırmak istemem. Benim bir şarkımı söylemeni rica etsem söyler misin? Seve seve. Gerçekten mi? Seve seve ama bir şey söyleyeceğim. Tabii. Çok sevdiğim şarkıların var ama benim için iki şarkı gerçekten çok özel. Sayenizde. Zaten onu alıp hep kenara koyuyorum. Nedense o benim hayatımın şarkısı. Ama ah, çok insanın hayatının şarkısıdır bence. Bu kadar güzel bir anlatım her daim söylüyorum. Hayatı şöyle şu kadar hemen anlattık, koyduk kenara. Fakat Yastayım da başka bir şarkı. Evet, sen Yastayım söyle işte şimdi ya. Vallahi. Tamam. Şahane olmaz mı? Çok güzel olur. Nefesim yetince ama birlikte. Eşlik etmeye gayret tamam. edeyim. Şöyle yapalım mı onu o zaman? Selahattin ve İlker... Selahattin mesela bunu da hep şey yapıyoruz. İsmet İcaz taksimi yapar. Falan. Hiç öyle bir şey yapmayalım. Hiçbiriniz yoksunuz arkadaşlar bir yere kadar. Sadece... Bir yere kadar. Bir yere kadar yoksunuz. Bir yere kadar. İsmet o da bir yere kadar. İlker'le Selahattin. Selahattin'den bir Endülüs taksim alalım mı? Endülüs harika böyle... olur. Böyle bir şey. O gün yine geldi.
aklıma bu kez bir elimde kızım içimde fırtına göçüp gittin o yolda sen varmışsın gibi her gece ışığı kapatmadım gel gör ki hala yokluğuna alışamadım. Şimdi işim dostum benim, hastayım sanırım. Yastayım hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Bir şey sormak istiyorum. Ben söz yazanlar, beste yapanlar gerçekten çok büyük saygım var ama çok merak ediyorum ve çok kıskanıyorum ya. İtiraf ediyorum yani. Vallahi, nasıl güzel böyle bir yazmak işte, onu, mesleği. Onun, çok teşekkür ederim. Aa, yani, harika. Çok teşekkür ederim. Ama hani böyle binlerce üstadın yazdığı binlerce güzel eser var. Evet. Bu da onların arasına girdiyse benim için ne mutlu yani. Tabii ki. Ama senin şöyle bir şey hani yazmak, doğru. Bestelemek hakikaten bence bunun okulu falan yok. İstediğin yok, müzisyen aynı ol. Fikirdeyim. Müzisyenlik başka bir şey, bestecilik ve söz yazarlığı evet. Bence bambaşka bir şey. Tamamen Allah'ın bir lütfu diye düşünüyorum. Bu çok vardır şanslısın. Ya da yoktur. Ya da içindeki yeteneği keşfedersin, ortaya çıkartırsın. Sen çok onun şanslısın ben, ama aynen, senin şarkılarını yani. Söyleyen ve dinleyen bizler de çok şanslıyız. Estağfurullah evet. Canım yani. Hakikaten şanslısın. Evet. Çok güzel besteler. Çok güzel besteler. Artık demir almak günü gelmişse zamandan... Çok gider memnun ki yerinden. Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim. Öyle kolay değil unutamazsın, Yanıyor, ölüyor,
söz yazarları, bestecilerden bahsetmişken Aysel ablayla, Allah rahmet eylesin, Aysel Gürel'le ilgili babanın şahane bir anısı. Anlatır mısın? Aysel Gürel... Anlatmam da değil, direkt anlatayım. Anlatırım abi. Allah, çünkü Aysel... Seviyorum seni be Mesut Uygur. Ne demek ya, seni mi kıracağım? Yani, adamsın ya. Tabii ki anlatırım. Sanatçı dayanışması böyle bir şey. Bunlar aslında işte hep birlikte yaşadık ailece. Yani Süheyl'le de programda bunları hep anlatıyoruz. Bu Aysel'le benim yaşadığım birebir iki hikayem var benim. Aysel aslında tiyatrocudur. Tiyatro kökenlidir. Müjde'yle, Allah rahmet eylesin gene, Mehtap'ta bizim tiyatromuzda, yani Necdet Uygur Tiyatrosu'nda başladılar. Ve Aysel de ilk şarkı sözlerini o tiyatroda yazmaya başladı. Ya zaten yazıyordu. Ben bu kadar entelektüel, bu kadar seksi, güzel Aysel. Aysel Gürel tam isminin hakkını veren bir kadın. Ama biz çocukluğumuzda Aysel'i tanıdığımızda İzmir'de gene kalıyoruz. İzmir'de bir basmanede kalıyoruz. Böyle bir yıl önce 5 yıldızlı bir otelin kral dairesinde kalmışız. Ama babam ertesi yıl para tükendi artık. Basmanede Garat Ölü'nde 1 yıldızlı bir otelde kalıyoruz. Otelin suları muları akmıyor yıllar. Aysel de o dönemler... Böyle bir şey vardı, hala var mı bilmiyorum. Annem Aysel'e dedi ki ben yıkanamadığım için, Aysel, Necdet, Behzat'ı al bir hamama götür. O zaman erkek çocukları kadınlar hamamına giderdi. Sen gittin mi Ercan? Ben de gittim valla. Gittin değil mi? Annem götürürdü beni yani. 8 yaşına kadar götürdü. Sen iyisin, ben 15 yaşına kadar... Var mı çocuklar içinizde? Yok, 17. Kadınlar hamamına. Böyle bir şey vardı hakikaten. Hala hakikaten var mı? Vardı yani. Vardı, Çinili hamamına giderdik. Annem beni her pazar götürürdü abi. Aysel de beni Tepecik'te, İzmir'de bir hamama götürdü. Kaç yaşındasın? Ya işte 6 yaşındayım falan abi, işte. Bir şey ya. Değilmiş abi o. Abi, bir şey, sana yaş... göre bir şey değil. Şimdi ama o zaman bir şeydi. Ya ben gitmem diye tutturdum. Ama mecbur, annem istiyor. Aysel götürüyor. Elimden tuttu. O sırada da şeyi yazıyor işte, o ilk Güzin'le Bahan'ın söylediği şarkı, Ateş Böceğim falan. Aa, daha yeni çakacak. Yazıyor. Sonra şimdi gittik hamama, ben peştemali falan giydim. Böyle elimden tuttu Aysel. Hamamdan içeri girdik. Ben bakamıyorum, yani hiçbir şeye bakamıyorum çünkü kadınlar var hep. Ve Aysel'e de ilk defa şöyle yukarı doğru baktığımda... Yani baktığım anda gittim. Ercan, bir şey itiraf etmek istiyorum. Saçımın yarısı o gün beyazladı benim. Şok mu oldun? Ya Aysel'e baktım, sonra etrafa baktım hamamda, kurna başında. Bir sürü kadın. Orada böyle roman ablaların gittiği bir hamamdı orası. O klişe bir cümle vardı ya, ben ilk defa orada duydum Ercan arkadaşlar. Anım dedi, utanmasan kocanı getir dedi bana bakıp. Dediler mi onu sana? Dediler, tamam. Sana Aysel de, böyle. Aysel'e dediler, bana demiyorlar. Anım, utanmasan kocanı getir. Aysel böyle yaptı. Lan dedi, kocayı bulsam hamama değil, otele odama götürürüm. Aşk bahçemi süsleyen ateş böceğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman. Aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman. İlk aşkım ilk heyecan. Havalattıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Daha sonra Aysel beni Adana'da, Adana turnesinde çocuk güzellik yarışmasına götürdü arkadaşlar. Ne? O zamanlar evet, çocuk güzellik yarışmaları yapılırdı. Varmış. Böyle dergilerin çocuk güzellik yarışması olurdu. Senin de içinde varmış yani. Benim de vardı. Ben de ama bak nasıl güzel bir çocuğum. Sarışın, kıvır kıvır saçlarım, uzun. Yeşil gözlerim varmış benim o zaman çocukluğumda. Bayağı böyle öyle bir çocuk, güzel bir çocukmuşum. Süheyl hiç öyle değildi mesela. Çirkin miydi Süheyl? Çirkin de değildi ama güzel değildi o kadar. Ha. Yani normal, normal bir çocuktu yani. Ben ailenin güzel çocuğuymuşum. Aysel de beni elimden tutmuş çocuk güzellik yarışmasına götürüyor. Gidiyoruz, çok güzel, hiçbir şey sorun yok. Fakat erkekler kategorisi dolduğu için beni kızlar kategorisine yarışmaya soktu. Gül. Ağzını saklama, gül.
Ve ben yarışmaya giriyorum arkadaşlar. Birinci oldum deme bak. Kız çocuğu elbisesi giydiriyorlar saçlarıma. Kurdele yapıyor, beni kamufle ediyorlar kız çocuğu gibi. Ve ben birinci oluyorum. Vallahi mi? İşte saçımın yarısı o gün beyazladı benim abi. Diğer yarısı. Fakat daha sonra benim erkek çocuğu olduğumu öğreniyorlar. Tacımı geri aldılar. Oo. Yani ülkede tacı geri alınan iki kişi var. Hülya Avşar ve sen. Devam. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? 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 Vay be. Kesmeyeyim diye soramadım. Sor. O güzellik yarışmasından bir fotoğrafın varsa bana imzalı verir misin? Ercan vardı, yok ettim. Ya Google'da da hepsini kaldırttım abi. Var mıydı gerçekten? Yoktu, o yoktu abi. O zaman onu o yapmamışlar. Gazeteye falan çıkmıştır abi. Yok sen abi, bir araştır. Çıkmadı. Sen kendini tanımamışsındır. Kız çocuğu gibi. Ya geçen, geçenlerde gördüğüm Adana kız güzeli diye bir çocuğun resmi var. Ya yok. Çok güzel hikayeler. Evet ya. Ya canım öyle onlarca hikaye var. Zaten programda da değiştiriyoruz. Yenileri geliyor, eskileri geliyor. Aklımıza başka hikayeler geliyor. Anlatıyoruz. Hikayeler yaşatıyor. Bence hikayeler aktarılmalı da. Yani herkes evet. Hikayesini birisine aktarsın ki unutulmasın abi o hikayeler devam etsin. Abi İsmet. Sen burada mısın? Heh tamam. Bir şey soracağım. Adamı Aysel Gürel hamama götürüyor. Bizim duruma bak ya. Sen gittin mi ama mı? Gittim. Kim götürdü? Niye güldün oğlum? Kim götürdü? Teyze. Teyzeler. Teyze, evet. Yani hakikaten çok şanslısın. Aysel Gürel götürdü. Aysel ama bizim bizde çok emeği vardır. Tiyatroda geçen herkesin bizde çok emeği vardır. Yani o eski oyuncuların çoğunun, Allah rahmet eylesin, teyzem de oyuncuydu, eniştem de Bahri Beyat oyuncuydu. Hepsinin çok emeği vardır bizde. Kokularını onların hatırlıyorum, özlüyorum ve şarkılarla dedim ya tekrar hatırlıyorum. Bir şarkı söyleyelim. Lütfen. Güzel anıların üzerine. Senin sevgili eşinin şahane bir bestesi var. Evet. Hüseyin Yürek Bitmez'in yazdığı bir şarkı değil mi? Bestelediği bir şarkı. Münir'e yazmış söz. Evet. Münir Aksaray sözlerdi. Münir Aksaray, evet. Çok güzel bir şarkı. Hakikaten sana da çok yakışmış. Zaten sana dikilmiş bir elbise gibi bir şarkı. Çok teşekkür ederim. Onu rica edelim mi? Tamam. İsmet sen de şey yaparsan. Bugün sen değil. Yürek yaradı.
aşka tuzak. Ben sensizlikten, sen aşktan yaralı. Sahipsizim, sensiz kalalı. Ah, gel de kalbimden gönlüm yaralı. Öldüm ben derdinden, sensiz kalalı. Bu aşkın esir oldu olalı. Çaresizim, sensiz kalalı. Geldim kalbimden gönlüm yaralı. Öldüm ben derdinden, sensiz kalalı. Bu aşkın esiri kudum olalı. Sahipsizim, yürek. Muayyer Kürdi gibi oldu ama Kürdi şarkı. Kürdi, evet. İlk girişte sanki Muayyer Kürdi gibi. Birbirine çok yakın makamlar ya, hep böyle ama sevilen makamlar. Çok şahane. Benim böyle Kürdi çok bestem vardır, sözüm vardır. Hı. Birini söyler misin rica etsem? Nakaratı söylesem sadece. Hiç fark etmez. Neresini söylersen hani Kürdi diye yani benim bir bestemi sen çok güzel söylüyorsun. Sağ ol, eksik olma. Elimden geldiğince. Yorumlarsan çok sevinirim. İlker'cim bir Mi Kürdi lütfen. Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim. Çok kara kışlar gördüm ben yine yenilmedim. Çok ayrılıklar gördüm. Çok duygulanıyorum bu şarkı. Evet. Ay kardeşim çok teşekkür ederim. Bir alkışlar. İlker Yeter'e, İlker ya ne güzel söylüyorsun. Şunu bir ağzından B'sinden söyler misin? Aktü ayakkabını oraya geçer misin hemen? Hakikaten çok güzel söylüyor. Ay ne güzel. Ama bir ara ben inandım biliyor musun? Gerçekten inandım. Tavrını hani, verebildin mi Erdoğan? Şöyle bir şey oluyor. Hani bu oyuncu ya. Evet. Mutlaka sesini değiştirip bunu da yapıyordur yaparım, falan tabii. Diyorlar. Tavrı verebiliyorsan gerisi. Verdim. Vücut dili orada vücut oydu yani. Vücutta şimdi detone olmadın değil mi? Yok. Evet. Bilsen ne çok şeydin sen. Yazık ki aynıydı her giden. Yok ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız yarını yok. Ağlarım gün geçmez. Ağlarım öfke. Sustum diye ardından kaybolur gibiydim. Yüreğim öyle derin ve öyle kederli. Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim. Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim.
kalbim yok. Sevgiler çok hesapsız yarıyor. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle sustu diye ardında. Ayrılıklar gördüm, ben yine yenilmedim. Çok kara kışlar gördüm, ben yine pes etmedim. Aa, çok ayrılıklar gördüm, ben yine yenilmedim. Çok kara kışlar gördüm, ben yine pes etmedim. Aa, çok ayrılık gördüm, ben yine yenilmedim. Bravo. 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 Haydi. Şahane adam ya. Gel ya. Ben de başladım. Şahane şarkı. İlker'cim. Şarkı da çok güzel. Vallahi müthiş, süper. Müthiş söylüyor çok yani. Güzel. Çok güzel. Hiç hayatında ilk defa çok akustikte şarkı söylüyor. Yani yıllardır evet. Çalıyor. İlk defa bugün böyle Behzat da böyle bir şaka yapalım derken öyle söylettim. Yoksa kabul etmeyecekti gene galiba büyük ihtimalle. Efsane. Evet. Ağzına sağlık canım kardeşim. Hiç kesmeden unuturum diye yorma kendini. Ne güzel Kürdili cazkar be. Çok, sen de seversin. Çok severim. Çok severim. O zaman bana da söylemek düşer. Unuturum.
damlasın, iki damlasın, gözlerimde donmuş iki damlasın. Ne yaptın ya? Ne yaptın Enfes. Ya? Hiçbir şey yapmadım. Şarkı hakikaten söyledim sadece. Hani bir laf var ya Behzat. Can vermek. Evet. İşte sizde de bir tiyatro oyununa can vermek. İşte yazılan bir tekste can vermek. Arkadaş can veriyor ya. Ya. Gerçekten mine geçili yani hakikaten. Şimdi sürekli seni methetmek de istemiyorum. Ne diyecek? Methedilecek şeyi bulduğun zaman et abi. Bulduğun zaman et. Evet, evet. Yani. Babanın anılarına geri dönebilir miyim? Dönelim. Ne yapıyor? Hani ne anlatayım? Biraz önce dedin yani masayı kurarlardı. Erkekler salata yapardı. Erkeklerin içinde Ayhan Işık, Sadrıhan Işık. Böyle bir kadro saydın. Evet. Var mı onlarla ilgili bir şey mesela? Var tabii canım. Mesela işte biraz... Günümüzde kaybolan bazı şeyler var dedik ya, hani sanatçıların dayanışması var gene az bir kesimde var ama genelde abi yolda yürüyorsun mesela işte çok popüler olmuş bir sanatçı, genç bir arkadaşım görüyor falan. Yani eskiden usul bir sanatçı görür zaman merhaba der. Yani yaşı küçükse yanına gider, selamlar onu. Mesela babam İsmail Dümbüllü'nün bir vapurda gidiyorduk. Aşağıda o zaman birinci mevki falan diye bir şey vardı. Evet, vardı. Biz çocuğuz, vapurla geçiliyordu ya karşıya, köprü yoktu o zamanlar. Garson geldi, İsmail Dümbüllü aşağıda oturuyor dedi. Babam hepimizi toparladı, İsmail Dümbüllü'nün yanına götürdü. Dedi, bu size ders olsun dedi. Gerçek halk sanatçısı halkın arasında öyle birinci mevki yoktur dedi. Mesela yanına gitti, İsmail Dümbüllü'yle, efsaneyle görüştüm. Bunun en güzel örneklerinden bizi de yani mesela oyun oynarken biz çok genç yaşta sahneye çıkmaya başladık ama çok şey öğrendik. Onlardan birisi bir sanatçı dayanışması, Cibali Karakolu'nun oynanıyor. Bize de roller verilmiş. Biz de böyle gene 14-15 babam çocukken bize rol veriyordu. Çıkıyorduk, oynuyorduk. İzmir'de gazinolarda oynanıyor. Açık hava gazinolarında oynanıyor. Oyunlar, tiyatrolar. Mesela burada oyunu oynarken yan bahçede Muazzez Abacı söylüyorsa onu da duyuyorsun. Tabii. Oradan Zeki Müren Manolya bahçesinde İzmirliler bilirler. Söylüyorsa Zeki Müren'in sesini de duyuyorsun. Bizim oynadığımız Çamlık Sener Nejat Uygur Tiyatrosu sonra oldu. İsmi Nejat Uygur Tiyatrosu ki Müzeyyen Senar'ın adına kurulmuş bir bahçe orası. Karşımızda da Akasyalar'da Sadri Alışık çıkıyor. Sadri abi çıkıyor. Cibali Karakolu'nun finalini yapıyoruz biz. Buradan Sessiz Gemi'ye de bir hazırlıklı olursanız oraya geçelim madem anlatıyoruz. El ele tutuşulur. Şimdi de birazdan el ele tutuşuyoruz. Selam verirken bir gün baba oyunu durdurdu. Selam alkışı durdurdu. Yani binlerce seyirci alkışa durun dedi bir dakika dedi. Biz de merak ettik. Oyuncuyuz bakıyoruz yandan selam veriyoruz falan böyle. Şimdi dedi yan bahçede Sadri Alışık abim Sessiz Gemi şiirini okuyacak, final yapacak. Çok güzel be. Vay arkadaş. Beni alkışlamayın. Sessizlik istiyorum. Hep birlikte Sadri abiyi dinleyeceğiz. Ve Sadri abi Sessiz Gemi'yi okumaya başlar. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Çok gider memnun ki yerinden. Çok seneler geçti dönen yol seferinden. Bir çok gider memnun ki yerinden. Çok seneler geçti.
seneler geçti dönen yol seferinden. Abi binlerce seyirci hem Necat Uygur Tiyatrosu'ndaki hem de Akasyalar Bahçesi'ndeki hem de yolda dinleyen binlerce seyirci Sarı Alışık'ı ayakta alkışladığını gördüm ben. Ya çok iyi be. Ne güzel. Muhteşem bir şey. Alkışlıktan yıkılıyor ortalık. Necat Baba bizler de alkışlıyoruz. Ama baba bir kez daha durdurdu seyirciyi bir gün. Durun dedi. Yani gene herkes merak ediyor. Tamam ne oluyor? Gene ne olacak? Başka biri mi söyleyecek acaba diye. Şimdi aynı anda hem Sadri Alışık'ı dinlediniz hem Necat Uygur Tiyatrosu'nu izlediniz. Hepinizden 15'er lira daha alacağım. Bir çok giden memnun ki yerinden çok seneler geçti, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Aa canlarım be. Çok iyi be. Abi şey mesela hani okulda vesaire öğrenemiyorsun böyle şeyler. Yaşayarak öğreniyorsun. Bize de hep böyle vardır abi yok sanatçı dayanışması. Elimizden gelince hep yardımcı olmaya çalışırız. Mesela bir oyunumuz varsa bizden sonra başka bir tiyatro gelecekse turneye mutlaka onların reklamını, tanıtımını yaparız. İhtiyaçları olsun olmasın. Biz görevimizi yapalım da. Yani böyle öğreniyorsun usta çırak adam, ilişkisi. Adam, adam. Ne güzel. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu benim hakikaten yani inanılmaz etkiledi. Necat Baba'nın bir dakika durun. Sadri Alışık final yapıyor onu dinleyelim demesi. Ya muhteşem bir olay ya. Herkesin de kulağına küpe olsun ya. Bunu dinleyen bütün çok ders var yeni burada. Yeni tiyatrocu, müzisyen, sanatla uğraşan herkes hakikaten kulağına taksın bunu ya. Müthiş bir işmiş ya. Boşuna Necat Uygur olunmuyor. Boşuna Sadri Alışık olunmuyor. Yani bunlar başka değerlermiş. Hepsinin ruhuna fatiha diyelim hakikaten. Mekanları cennet olsun. Mekanları cennet olsun. Çok şaşıracaksın. Ama senden Hicaz bir şarkı. Çok şaşırdım gerçekten. Arkadaşlar hiç Hicaz okuduk mu biz yok. Hayır, ilk defa bu sefer Hicaz. Türk müziği gene ama şöyle. Peki. Arabesk isteyeceğim. Oo. Senden biz böyle zaman zaman söyleriz. O da arabesk bunu ara sıra söyler. Ben çok severim. Şimdi biraz Emir Vaki yapıyorum. Ne olduğunu anlamadı ama. Ne? Ölüyorum kederimden. Annemin de çok onu söyler misin? Tamam. Bir böyle bir taksim. Çok güzel olur. Bir senden mi alalım taksimi? Bir dakika, taksim bir dakika alalım, şöyle. Evet. Ne ton ne? Si. O zaman si Hicaz taksim kardeşimden alıyoruz. Şöyle güzel. Madem öyle bu taksimde babadan da söz açıldı. Bütün rahmetlilere, ustalara gelecek. Necat Baba'nın yazdığı bir şiir vardı. Sen de çok seversin. O sırada ben şiiri okuyayım. Sonra şahane devam olur. Olur. Şahane olur. Ballı kaymak deli misin ya? Biliyorum, caminin avlusunda toplanan kalabalık bana değil. Gelen ünlüleri görmek için. Ha, o da burada, şu da burada deyip beni musalla taşında unutanları görüyorum. Hayatımda ilk defa katıla katıla gülüyor. Çünkü kırkım çıkmadan dolmadan unutulacağımı biliyorum. Yaşlı bir selvi ağacının gölgesinde oturup yılların yorgunluğunu çıkarıyorum. Birden önümden sırasıyla Nisalar, Tolgalar, Sadriler geçiyor. Daha birçok sanatçılar geçiyor. Selam veriyorum. Hiçbiri görmüyor. Sesleniyorum. Anne ben buradayım.
Baba ben buradayım. Sesleniyorum ama kimse duymuyor. Eşime sesleniyorum. Necla, nerede benim yamalı elbiselerim, boyalarım? Çocuklarım, burada beni niye yalnız bıraktınız? Ağlıyorum. 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 Günahımla, sevabımla Allah'ıma sığınıyorum. Arkadaşlar. Ne yaptın be? Hiçbir şey yapmadım be. Sinirlerim bozuldu. Hakikaten ya.
şarkılar. Vesat nasıl söylüyor? Çok fena abi. Vallahi sinirlerim bozuldu ya. Böyle bir şey söyledim mi ya? Yani artık iş saygısızlığa girmeye başladı. Ben sinirlendim. Terbiyesizleşti yani. Aa, bu kadar da. Ne yüzünmüş oğlum? Ne gereği var? O zaman var müsaadenizle. Ne gereği var ya? İsim neyse. Vesat'cığım. Ha canım. Şimdi senden çok ciddi bir eser istiyorum. Benden. Ciddi bir eser. Evet. İlginç. Enteresan, bakalım ne gelecek? Nasıl bir şey istiyorsun Ercan'cığım? Bir Sezen Aksu şarkı bestesini... Bestesini? Bestesini, hı, Türk müziği formatında söyleyebilmeni istiyorum. Umut ediyorum her şeyden önce. Ya tabii bir defa şunu hepimiz bilelim ki... Her zaman umut etmek iyi bir şeydir. Evet. Hayattan böyle bir beklentimiz evet olmasın. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Kesinlikle. Ancak beni şaşırtan bazı şeyler oluyor tabii ki. Yıllarını müziğe adamış bir müzik adamının umutlarının bu düzeyde kalması bir taraftan üzücü olup öbür taraftan da umudunu kaybetmiyor olması bu müzik açısından olumlu bir gelişme diye diyorum. Ya, ve ben bir şarkı söylemem Ercan böyle bir şarkı. Evet. Evet. Sen kabul ettin mi? Ettin arkadaşlar. Kabul ettiniz mi? Hakikaten kabul ettin mi? O nasıl ya? Gerçekten böyle bir şey istemiyorsun herhalde. Ya istedim ya, ben şey yapmam, zorlamam. Ya, kabul hayır nasıl bir şey? Bana gösterirsen yapmaya çalışırım. O burada o çok zor. İstiyorsan yani. İstiyorsan Abdülkadir'i söyleyelim. Aa. Ya da Erşan Kuneri'den çok olur, sevilen. Olur olur, çok güzel eserler var. Çok orada güzel da çok eserler güzel oradan. Uşak makamında var, Kürdi var. Çok güzel. Ya, şey yapalım, şöyle yapalım. Şimdi biz çok akustiğin bahtının bozulmaması için. Evet. Tamam. Senden bir Sezen Aksu şarkısı istesek olur mu? Benden. Ercan, evet. Demek ki konuşmamızın altına stüdyoda gergin anlar diye yazdırabilir misin? Stüdyoda gergin anlar. Evet ya. Ben onu yazdırayım. Tamam, bir şaşırdım ben de yani. Çok ciddi konu. Bir politik arenada gibi oldum böyle. Olur. Şey vardı ya onun senin albümündeki şarkısı. Yanıyorum, ölüyorum. Babama haber verin. Babama haber verin. Ya çok güzel değil mi? Çok güzel bir. Hadi onu bir söyle. Ege havası. Sezen Aksu'yu da buradan. Evet, selam ve sevgilerimizi iletelim. Geçtiğimiz ay onun doğum günü kutladık biliyorsunuz. Öyle mi? Evet. Yani kutladık derken hani. Tabii kutluyoruz zaten. Öyle, sanki bir evde toplanıp anladım. Öyle bir şey olmadı yani. Sezen'i uzun zamandır görmüyorum. Sadece telefonla, mesajla. Evet arkadaşlar. Şarkıyı biliyor musunuz? İsmet sen biliyor musun? Tamam o zaman. Sendeyiz İsmet. Ya ben de aklım
seviyorum, çok seviyorum. Dostlar paraya şarkı ya. Sana da çok yakışmış bir şarkı. Hakikaten. Senelerdir gözüm vardı. Sonra Sezen Hanım'dan istedik, o da sağ olsun. Sezen hayatta kimseyi kırmaz. Hatta biliyorsun herkesi evet. Sosyal platformda da evet. Seyreden arkadaş dedi. Biliyorsun onu söyleme, bunu söyleme durumları oluyor yani. Evet. Gene hakikaten Sezen Aksu'ya yakışır bir davranışla. Şarkılar birilerini söylesin, tekrar etsin, yaşasın diyedir dedi. Evet. Söyleyin ya dedi. Az söyleyemez bu söylemi. Böyle bir şey mi olur ya? Bence gönüldekini aktarmak güzel bir şey. Ama ben çok şanslıyım. Bugün içinde sana, tüm ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz teşekkür ederiz. Harika bir kaçıyor program. Musun? Yok, hayır, o anlamda değil ama hani şimdi şarkılara teşekkür ediyoruz ama şarkılar bizi kavuşturuyor ve buluşturuyor ya. O yüzden benim için çok önemli. Kesinlikle. Kayboldum kaybolan yıllar içinde yapalım ya. Tamam. Yine farklı bir makama döndük arkadaşlar. Yine bir Hicaz. Hakikaten. Ben diyorum bu çok sefer, akustik bu akşam Hicaz. Bir şey söyleyeceğim. Bu Hicaz taksimi Selahattin'den alalım mı? Gitarla yapabildiği enfes kadar. Enfes
kayboldum, kaybolan yıllar içinde. Gönlümce bir zaman yaşayamam. Kardeşim senin de gönlüne ve eline sağlık. Harikasınız vallahi. Ha, klasik gitarla da yani şahane böyle komaları da verdi ya. Kaldırıyor mu? İşte ustalık böyle bir şey. Bütün ay arkadaşlarım kardeşim. Gerçekten harikalar. Hakikaten. Buradan... Hakikaten. Selahattin, bu arada Selahattin'in babası da Sendur abimiz bizim. Ustamız, ona da buradan bir selam yollayalım. Hakikaten dedemiz yani. Dede. Müthiş bir keman ustası, müthiş adam. Müzik i̇şte gen, gen, genlerde var be. Genetik. Genetik. İsmet. İsmet bir şarkı söyler misin? Efendim. Yok. Ha şöyle yaptı bak. Yok dedi. Evet ya. Nasıl bir diyalog içindesin? Şunu buradan. Versene mikrofonu. Versene mikrofonu İsmet'e. Belki hem çalıp hem söylersin. İsmet al bakalım. O mikrofonu bir tut bir dakika. Söyle bir şarkı. Sen de inanacak mısın? Evet kardeşim. Buyurun. Böyle la isteme görmedim. Makam var mı? Rast. Rast. Evet başka makama geçtik. Sevmekten kim olsa. Hayda. Tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır? Oh canım benim. Sevenle oyun olmaz.
kaç kere yemin ettim. Aa, kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum. Aa, bak yine geri gel. Kaç kere yemin ettim, kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum. Hemen ya ilk lafta bu olmasın da ya. Dur bir şarkı söyledin şurada. Beysat. Hadi canım. Var mı sende öyle bir şey bilmiyorum ama. Ne abi? Hep sorduğum bir soru. Mutlaka soruyorum. Merak ediyorum ve bunları not alıyorum. Yani hayatımda hatıra olarak not alıyorum. Beysat Uygur'un en sevdiği makam diye bir şey var mıdır? En sevdiği makam var mıdır mesela öyle bir şey? Var mı senin hayatında? Hani makamları bilmeye de bilirsin gerçi. Anlatayım. Mevzuyu açtı. Bu mevzu şimdi aklıma geldi bu arada. Akla geldi. Şimdi arkadaşlar Ercan'a öyle bir şey oyun oynadık ki bilen var mı bilmiyorum. Buraya doğru anlatayım ama kamerada gördü. Kimse bilmiyor. Şimdi böyle makamlar falan bu ustalar adam zaten yani bu konunun piri. Biz tatildeyiz. Kıbrıs'ta tatildeyiz. Arkadaşlar var. Bizim Ufuk. Ufuk Yıldırım var. Yıldırım var. Tugay Kerimoğlu. Tugay Kerimoğlu. Daha sevdiğimiz. Böyle bir tatildeyiz. Güzel bir tatil. Hani de bir yerde böyle bir şey gel makamlar sen bu tarzda sen makam filan. Peki dedik. Sonra biz aramızda Ercan'ın dışındakiler öyle bir organize olduk ki. Ercan mesela bana bir makam soruyor. Bir şarkıyı söylüyor. Bu ne makamıdır? Dediği anda ben hayatımda böyle bir organizasyon görmedim. Bütün ekip bana çalışıyor. Ercan görmüyor. Bana bir şekilde o makam geliyor. Yani bazen cep telefonundan geliyor. Bazen garson peçeteyi bırakırken yazıyor. Yani geliyor. Ya buna örgütmüş. Şey bu. Ben kafayı yiyordum. Ben diyorum ki mesela rast makamı diyorum. Bildi lan diyor tamam mı? Allah Allah filan diyor. Ya şimdi nasıl bilir diyorum ya. Ama olay gittikçe çığırından çıkmaya başlıyor. Peki şunu söyle diyorum. İşte atıyorum.
Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım falan. Hüzzam diyor. Hadi canım diyorum ya. Allah Allah. Peki diyorum falan. Böyle abi her şeyi biliyor. Ben sinirlerim bozuldu artık. Yani gerçekten sinirlerim bozuldu. Şimdi Tugay'a bakıyorum. Ulan Tugay da futbolcu yani sonuçta. Hani müzik sever falan ama. Yok bro diyor benimle alakası yok. Ufuk'a bakıyorum. Oğlum diyor nasıl biliyor lan bu diyor. Ufuk da oynuyor. Eda'ya bakıyorum. Ona bakıyorum. Öbürüne bakıyorum. Herkes şok geçiriyor benim gibi. Allah Allah. Ulan kaç senelik arkadaşım ben bu kadar iyi bildiğini bilmiyordum bu işi. Yani bayağı böyle derin Kürt dilici askeri anlatıyorum anlatıyor. Allah Allah diyorum nasıl olur falan. Bileşik makam, basit makam her şeyi biliyor. Yani şeye kadar gitti artık mesela. En son şeydi abi denize girdim ben sinirlerim bozuldu. Sinirlerim bozuldu. Sinirler. Şimdi suda yüzüyoruz. Denizde de bir duba var. Duba'ya çıkacağız. O arada biz Besat'la yüzüyoruz. Arkadan da işte Ufuklar, Tugaylar yüzerek geliyor. Kimse yok ya hani bakalım. Yalnız yakalayacak. Ha, ya. Burada bir şey var mı dedim. Şimdi dedim söyle bakalım dedim. Hatırlamıyorum şarkını sordum da. Makam sordum makam Bayati. Tamam mı? Şarkı oydu hangi şarkıyı sorduğumu bilmiyorum. Yüzdüm hadi bunu söyle dedim. Burada Dubai'ye çıkalım hemen dedi. Çıktık falan böyle. Düşündü. Benim dedi eniştem vardı rahmetli dedi. Anlatır mısın? Anlatır. Şimdi enişteyi enişte bahsettim. Bunu anlamadı tiyatrocu Bahri Beyat. Tamam mı? Yani babanın partneri enişte. Bahri Beyat. Şimdi benim eniştem şaşırdı. Dedim çok severdim. Ve ben her o makamı dinlediğimde benim eniştem aklıma gelir. Nerede? Soyadı Beyat'tı. Beyati'den de... Ben artık kendimi keseceğim. Ama o sırada şöyle alıyorum o tüyoyu. Şimdi Dubai'ye doğru yüzüyoruz ya. Ufuk da buradan yüzüyor ya. Birazdan soracağı şeyi biliyor herhalde. Ufuk buradan böyle bir kulaç altında. Hayati diyor. Yani böyle bir organizasyon yok ya. Ya hakikaten. Çok sinirlenmiş. Çok kötü. Ya harika falan değil. Benim günüm çok kötü geçti. Ben bak gece... Nasıl bilirim? Ama organizasyon bak, güzel. Evet organizasyon ya. Organizasyon çok güzelmiş gerçekten. Nasıl bir tıfaya getirmişler abi yani. Bak, o da böyle bir anıydı. Evet, ne, hangi makam nedir şimdi senin? Abi benim en sevdiğim. O kadar makam bir... ben hakikaten var mıdır? Ben Hicaz severim abi. Bence de ya. Mübarek makam. Şarkısını bir de yaptık. Ya rock söyleyeceğiz ya da Hicaz vallahi aç kalacağız diye biliyorsun. Evet. Senin sözlerin. Evet. Ya, o yüzden. Ya. Tamam. Hani Hicaz hakikaten severim ben. Hicaz güzel canım makamdır abi. Senin var mıdır? Benim makam şudur de, dediğin. Yani Kürt Hicaz asker severim, Hicaz severim. Hepsi benim çocuklarım gibi. Gibi ama okumaktan kaçtığım makamlar da vardır. Hadi. Neden kaçarsın mesela? Bana yakışmadığını düşündüğüm mesela Hüseyin'i makamı. Ha ben de Hüseyin'i sevmem. Senin kocanın adı da Hüseyin gerçi ama. Uşak makamı nasıl bir şeydir mesela? Aşıklar makamı. Aşıklar makamıdır. Aşıklar makamı. Mesela? Ve çok aslında özellikle Türklerin çok fazla böyle anatomisine uygun bir makamdır. Evet. Ben hep öyle anlatırım. Çünkü bizler... gülerken bir anda efkarlanabiliyoruz. Kesin, %100. Çok fazla sevgiye ve aşka aşığız. Yani aslında birçok şey var. Hani güzel şey. Bu ne be? Hayır. Ara değil, ara değil. Bak burada geziyor, bak. Ama ben şöyle bak, şöyle gel, pat diye bir şey geldi bana. Ulan ben doğabilirim, Ercan'a gitmesin diyor ya. Hay Allah'ım. Hayır. Ercan'a gitmesin diyor, dua ettim gitti vallahi. Yalnızım, yalnız. Yalnızım, yalnız. Bir garip yolcuyum. Hayat yolunda. Söylemekten çekindiğin makamlar ne mesela?
Rast Hüseyin'e. Yani çekindiğim derken kendime yakıştırmadığım diyeyim. Kendimi bulamadığım makamlar. Anladım. O çok doğru yani. O olur yani. Hakikaten. Peki makamları anladık. Yani zaten sen hakikaten Türkiye'de şu anda bu işi icra eden en iyi Türk müziği sanatçılarından birisin. Çok bir sürü de arkadaşımız var ama ben bana göre sen bir numaradasın yani. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Yapalım mı bir Azeri acaba? Yapalım. Ben çok severim. Ne? Olur. Ne yapalım? Yalgızam'ı çok severim. Siz de sever misiniz? Bayılırım. Yalgızam. Evet. Of da abi. Ton ne? Si mi? Re. Re'miş. Re. Re'miş. Hadi Re'miş. Re'miş. Hakikaten mest oldum yahu. Ya bu arada biraz önce söylediğim şarkıları da ölüyorum kederimden istemişim ya. Evet. Mustafa Sayan'ı anmadık. Onu anmadan geçmeyelim evet, yani hakikaten. Çok iyi bir ve önemli bir müzik adamı. Ya sen ne diyorsun Mustafa Sayan ya müthiş. Evet. Bu da Tofik Galiyev'in bir eseri. Çok güzel ama ya. Gerçekten yani bu Azerbaycan'daki bütün kardeşlerimize bizi oradan izliyorlar. Dostlarımıza, kardeşlerimize selam olsun hakikaten. Müthiş müzisyenler, müthiş bestekarlar var orada da. Onların eserlerini zaman zaman seslendiriyoruz. Fakat arkadaş, ya nasıl söylüyorsun ya? Ya gerçekten, ya yani o inanılmaz bir tadı var. Mest oldum. Bu arada ben bunları diye diye de bir programın artık... Mete diye de programın sonuna geldik hakikaten. Kapanışta bir şarkı isteyeceğim senden.
Tabii ki. O şarkıyla birlikte hep beraber söyleyelim. Hep birlikte söyleyelim. Evet. Veda edelim ama ben şarkıdan önce sizlere bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz demek istiyorum. Benim sevgili dostum, kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Harika bir akşamdı. Benim için unutulmaz bir geceydi. Çok teşekkür ediyorum. Müthiş. O sesine, gönlüne sağlık. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yani arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Harikaydınız. Çok keyif aldım ben bu programda olmaktan. Zaten keyifle seyrediyordum. Şimdi burada oldum. Buyurunuz efendim. Söylemeden geçemeyeceğim. Müzisyen arkadaşlarıma tanıtmak istiyorum. Klarnette bizim baş tacımız, İsmet'imiz, İsmet Örsçüler. Bugün misafir kadrosundan kardeşimiz Asım, Kanuni Asım. Onu Eşkıya Dünya dizisinde Kanuni Asım olarak da tanırsınız. Rol almıştı. Perküsyonda bizim okuldaşımız İTÜ'den kardeşimiz Erkan. Davulda Arda Uyar. Bas gitar. Erman. Gitarda biz ona selo diyoruz. Selahattin Güzel. Ve şefimiz İlker Yeter. Hayat yolunda.
gibi sanki geçti seneler. Ümidim kaybolmuş, perişanım ben. Bir gün gibi sanki geçti seneler. Ümidim kaybolmuş, perişanım ben. Anın yazılmış hayat yoluna. Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Anın yazılmış hayat yoluna. Star TV izleyicilerine de çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bizleri sizlere taşıyan bütün kameraman arkadaşlarımıza, seslerimizi sizlere duyuran Doğa'ya ve Oğuz'a, herkese çok teşekkür ediyoruz. Tabii Özkan'ı da unutmayalım canım. Özkan bizim kurgu yönetmenimiz. Özkan'a da buradan sevgiler olsun inşallah. Son kez söylüyoruz ve kapatıyoruz. Son. İki. Yalandı.